Mahalle Muhtarı Bağdegül Kaptan'ı buraya davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle herkese merhaba. Sayın Genel Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, diğer şehirlerden gelen belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, muhtar arkadaşlarım, azalarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben tabii ki çok konuşmacı olacağı için çok uzatmak istemiyorum ama muhtar olarak Atatürk Mahallesi Muhtarıyım Mezitli'de birkaç tane soruna değinmek istiyorum. Bunlardan birisi, ben de EYT'li muhtarlardan birisiyim. EYT'ye takılmış. Yaklaşık 12 yıl SSK'lı çalışmış. Daha sonrasında Bağkur'a geçmek zorunluluğu muhtarlıktan dolayı Bağkur'a geçmiş bir muhtarım. İkisi normalde herkes 5000 iş gününden emekli oluyorken Bağkur ve SSK'nın birleşmesiyle 7200 iş günü istemekteler benden. Ama benim 7200 iş günüm dolmadı. Yani daha dolmasına vakit var. Burada gerçekten büyük bir haksızlık var. Bunun giderilmesini talep ediyorum. Belki benim gibi başka muhtar arkadaşlarım da vardır. Daha önce sigortalı çalışıp sonra Bağkurlu olup prim gününün arttığı. Böyle bir sıkıntı var. Onun dışında gerçekten toplumda derin bir yoksulluk var. Her gün muhtarlığımıza ulaşan icra kağıtları, tabii bununla birlikte bu icra kağıtlarının gelmesiyle birlikte aile içi şiddet, kadına şiddet, biliyorsunuz son dönemlerde gerçekten kadın cinayetleri çok arttı. Bunun temelinde bazen ekonomik sıkıntılar da olabiliyor. Siz iktidara geldiğinizde bu derin yoksulluğu nasıl gidereceksiniz ya da yani bunun gerçekten bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Onun dışında biz şanslı bir şehirde yaşıyoruz. Gerçekten Büyükşehir Belediye'miz çok güzel çalışıyor. Bütün birimleri güzel çalışıyor. Yani ben kendim bireysel olarak hizmetlerinden memnunum. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum burada. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Saygılarımı sunuyorum. Atatürk Mahalle Muhtarımız Bağdegül Kaptan'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Batman Merkez Köprüköy Muhtarı İdris Dizen'i buraya davet etmek istiyorum. Sayın Muhtarım buyurun. İdris Dezen, ben Batman ili Merkez Kesmeköprü Köyü Muhtarı. Şu anda ben şunu genel başkanıma sormak istiyorum. Ülkenin gerçekten çok çok işsizlik sıkıntısı vardır. Şu anda son iki aydır Batman'da sadece 6-7 kişi genç 20-23 yaşlarında üniversite mezunu intihar etmiştir. Acaba Sayın Genel Başkanım, biz Batman halkı olarak, benim köyümde şu ana kadar CHP'ye hiç oy çıkmadı. Ama bu saatten sonra var gücümüzle size çalışacağız. Siz biz size çalıştıktan sonra, görevimizi yaptıktan sonra görev artık sizindir. Sizin de özellikle bu üniversite mezunu gençlerimizin bir iş sahası olabilmesi için, bir emek kazanabilmeleri için herhangi bir düşünceniz var mı? Bu ülke sorunlarına bir çözüm bulabilecek misiniz Sayın Genel Başkanım? Teşekkür ediyorum.
Batman Merkez Köprüköy Muhtarı İdris Dizen'e çok çok teşekkür ediyor. Biz de Mersin'den Batman'a selamlar gönderiyoruz. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Mersin Kocayar Muhtarı Mehmet Ali Öztürk'ü buraya davet etmek istiyorum. Sayın Muhtarım buyurunuz. Sayın Genel Başkanım, öncelikle Mersin'imize hoş geldiniz. Ben Mezitli ilçesi Kocayar Köyü Muhtarıyım. Ben sizlerle çiftçiler adına konuşmak için geldim. Çiftçiler tarafından yani bizzat onların sorunlarını size yansıtmak için buradayım. Sayın Genel Başkanım, biz Mersin 12 ay boyunca üretim yapan bir şehirdir. Nariyencesinden tut, domates, şeftali, muz yani aklınıza ne gelirse hepsi burada yetişmektedir. Ancak çiftçiler olarak biz artık girdi maliyetlerine baş edemez olduk. Özellikle gübre, ilaç, mazot, şu son zamanlarda elektrik ya da sulamaya yapılan zamlardan dolayı inan çok zordayız. Yani biz sizin bunları çözeceğinizi biliyoruz. O konuda da yani çiftçiler olarak sizden çok umutluyuz. Diğer bir konumuz, biz hazine arazilerini tarıma açtık deniliyor ancak ben kırsalda oturuyorum, Toros Dağları'nın en son mahallelerinden biriyiz. Yaklaşık 100 bin tonun üzerinde şeftali üretmekteyiz, 4-5 tane mahalle. Ancak şimdi hazine arazilerini biz yıllardır kullanırız. Ecil misil ödüyorduk. Son zamanlarda sökmeye başladılar, kesmeye başladılar şey olarak milli emlak aracılığıyla. Biz diyoruz ki ya kiralayın ya bize verin. Yani biz bunları kullanmak istiyoruz. Olmaz, keseceğiz diyor. Sonra müracaat edersiniz. Ya yılların emeği var orada. Biz bunu nasıl kesip tekrar ekmek zaten yıllarımızı alır. Yani bununla ilgili sizlerden söz istiyoruz. Siz bu sözleri bizlere verin. Biz de sizin her zaman yanınızdayız çiftçiler olarak Sayın Genel Başkanım. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Kocayar Muhtarımız Mehmet Ali Öztürk'e çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Yenişehir İnsu Köy Muhtarı Saadettin Kök'ü buraya davet etmek istiyorum. Saadettin Bey biraz uzaktan geliyor. Hoş geldiniz. Evet. Değerli başkanım, genel başkanım, Mersin'imize hoş geldiniz. Özellikle muhtar arkadaşların sayesinde sizleri buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bir alkış istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Mersin'imiz gerçekten Türkiye'nin ender şehirlerinden bir tanesi. Fakat hizmetlerimizden dolayı özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız kurmuş olduğu ekiple alakalı ehil olan insanları işin başına getirmiş. Yönetim biçimi nasıl olur? Benim bu 4. dönemim, bir dönem bıraktım. Gerçekten huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şikayeti olan varsa gelsin beni bulsun. Evet. Heyecanlanabilirim biraz. Dolayısıyla ben Mersin, Yenişehir yaklaşık 16 kilometrede oturuyoruz. Yaylalık bir yerdir. Yaklaşık 30-40 tane küçükbaş hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımız vardı. Şu anda 7-8'e düştü. Biraz evvelki muhtar arkadaşımızın söylediği gibi girdi maliyetleri yüksek olduğundan dolayı artık küçükbaş hayvancılık büyük bir ihtimal bizim köyde de düştüğü için et fiyatları artık mutfağa girmez oldu etler. Onun için mümkün olduğu kadar sizi Cumhurbaşkanı olarak gördüğümüzde Allah nasip ederse teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı olarak gördüğümüzde inşallah etin böyle 50 lira gibi 100 lira gibi 100 lirayı geçmezse her mutfağa et girmesini sağlarsanız ben şahsım ve muhtar arkadaşlara
adına çok teşekkür ediyorum. Halihazırda çiftçilikle uğraşan arkadaşlar da biraz evvel arkadaşımız yine anlattı. Emin olun çiftçilik de artık bu memlekette yapılamaz hale geldi. Yani tarlalarımız var, kıraç bir yerdir. Sulu bir yer değil bizim orası. Buğday, arpa ekmekten başka bir çaresi yoktu vatandaşın. Şu anda araziler boş durumda Sayın Başkanım. Ben çok vaktinizi almak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. Sağ olun. İnsuköy muhtarımız Saadettin Köke'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere önceki dönemde Hasankeyf'te belediye başkan yardımcılığı yapmış meclis üyesi olan Sayın Abdullah Tarhan'ı buraya davet etmek istiyorum. Bir yerel yönetici olarak Abdullah Bey bugün Hasankeyf'ten aramıza katılıyor. Kendisine bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekili, milletvekillerim, Sayın basın mensubu arkadaşlar. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben Batman Hasankeyf Belediye Meclis Üyesiyim. Şu anda da meclis üyesiyim. 6 ay önce AK Parti'den istifa ettim. O da gerek il teşkilatı olsun, gerek ilçe teşkilatı olsun, partiyi aile şirketine çevirdiler. İşte gelen yardımları, gelen kadroları, bu benim kardeşim, bu benim amcam oğlu, bu benim akrabam. Ben de en sonunda dayanamayıp bütün gençlerden özür diledim ve istifa ettim. Şu anda da belediye meclis üyesiyim. Tabii meydanı onlara bırakmayacağım. Ben 50 yıllık belediyeciyim. Tam 50 yıldır. Bugün 2023'te tam 50 yıllık belediyeciyim. Sayın Genel Başkanımın dürüstlüğünü görerek, siyasetini benimseyerek yanında beraberce çalışmak istedim. Onun için bu kararı kendi kendime verdim. Yüce Mevlam milletimizi tekkeliden ve takunyalının şerrinden korusun inşallah. Hepinize saygı, selamlar sunuyorum. Efendim Mersin'den Hasankeyf'e selam gönderiyoruz biz de. Arkadaşlarımızdan şimdi mikrofonlar kimdeyse görebilir miyim lütfen? Soru soracaklar, salon içerisinden soru soracak muhtarımız varsa hemen ilk mikrofonu verebilirsiniz. Lütfen öncelikle kendinizi ve mahallenizi tanıtırsanız. Aksaray Gözlü Kuyu muhtarıyım. Öncelikle sayın, niye böyle yapıyor bu? Biz sizi duyuyoruz efendim. Ama sesim yankı yapıyor da ondan dedim. Öncelikle belediye başkanıma, genel başkanıma, il başkanıma, milletvekillerime, muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum. Başkanım, ben yine İzmir'e gelmiştim. Aksaray'dan gelen yine tek muhtar benim. Ben sizi tekrardan Aksaray'a davet ediyorum. Bunun nedenini çözelim. Ben bu kadar istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu tarafta da mikrofon varsa hemen. Bakın orada beyefendi el kaldırıyor sayın muhtarım. Önce lütfen kendinizi tanıtınız. Ben Mersin Darısekizi Mahallesi Muhtarı Yakup Yetkin. Çok değerli genel başkanım. Öncelikle Mersin'imize hoş geldiniz. Bunun yanı sıra milletvekillerimiz, belediye başkanımız, hepiniz böyle bir toplantı, muhtarları böyle bir araya getirip bir dertlerimizi dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım,
Bizim biliyorsunuz kırsal kesimde, kırsal kesimin muhtarıyız bizler. Kırsal kesimde hayat biraz daha zordur. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde köyümüzü, Darısekizi köyü örnek yörük köy yapmıştır. Ona ayrıca teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, bizim en çok benim duyduğum konulardan bir tanesi 2023 seçimleri son seçimler olabilir diyorlar. Bunun niye son seçimler olabilir? Yani ileride muhtarlıklar mı kalkacak? Küçük belediyeler mi kalkacak? Büyükşehir belediyeler mi kalkacak? Bu konuda bize biraz bilgi verirseniz seviniriz. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen orta tarafa arkadaşlarım hızlıca getirebilirlerse mikrofonu. Beyefendi ayakta. Sayın muhtarıma mikrofonu ulaştıralım. Öncelikle lütfen kendinizi tanıtırsanız. Buyurunuz. İmam Özdemir adım. Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi muhtarıyım. Öncelikle Sayın Genel Başkan, kentimize hoş geldiniz. Sizleri ve tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, öncelikle başta emekli ikramiyeleri, emeklilikte yaşa takılanlar, öğrenci kredilerinin faizlerinin affı, sözleşmelilerin kadroya alınması ve benzeri konularda yürüttüğünüz mücadele ve kararlılığınız için, katkılarınız için o sosyal kesimler adına sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan, meclis toplantılarını çok sık olmasa bile grup toplantılarınızı düzenli izleyen bir yurttaşım. Bir grup toplantısında şöyle bir cümle kurmuştunuz. Biz siyasetçiyiz. Siyasetçiler alkış beklemez. Sanatçılar alkış bekler. Biz eleştiriyi hak ediyoruz. Bizi eleştirmelisiniz. Yürekten katılıyorum. Çok doğru bir belirleme. Çünkü eleştiri ve öz eleştiri mekanizmasının hepimizi birlikte geliştireceğine yürekten inanıyorum. Toparlayalım lütfen. Benim aslında eleştirel bir gözle vurgulamak istediğim, eğer müsaade olursa, birkaç tane probleme işaret etmek istiyorum. Eğer herhangi bir zamanı aşarsam lütfen işaret hızlıca ederseniz lütfen, hızlıca, kesebilirim. Muhtarlık kurumuyla ilgili hazırlamış olduğunuz, partinizin hazırlamış olduğu şu an elimde bulunan kitapçık, bir ilk olması bakımında çok değerli bir çalışma. Ancak bana göre değerli olmakla birlikte yeterli bir çalışma gibi görünmüyor. Daha ziyade masa başı bir çalışmanın ürünü olarak görüyorum. Mutlaka ki değerlidir. Ancak benim gözlemim bu yönde. Halbuki bu çalışma muhataplarıyla görüşülerek, eğer doğrudan böyle bir çalışma, sahada bir çalışma yapılmış olsaydı, bu daha geniş çaplı, daha detaylı bir çalışma olabilirdi. Zannedersem programınızda bunu iktidara geldiğinizde bir yasaya döndürme gibi bir iddianız olacaktır. Umarım bu devam eder. Ancak ben mahalle muhtarı olarak bu konuda herhangi bir parti yetkilisi benim görüşüme başvurmadı. Etraftaki muhtar arkadaşlara sorduğumda onlar da hayır, bize bununla ilgili, yapılan bu çalışmayla ilgili bir soru sorulmadı dediklerini biliyorum. Belediyelerdeki imar konularına gelmek istiyorum. Belki biraz uzun olacak ama gerçekten bizim ve kentlerimizde yaşayan insanların yaşamlarının açısından çok hayati konular bunlar. İmar planları uygulamaya başlandığında, ortaya çıktığında kentler için %40 belediye hizmet alanları ayrılıyor. Kentlinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere. Fakat benim gördüğüm bu belediye hizmet alanları, bunu bütün belediyeler için görüyorum ve öyle gözlemliyorum.
belediye hizmet alanlarının doğrudan belediyelere geçebilmesi için, belediyelerin oralar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunabilmeleri için oranın kamulaştırma bedellerini yatırmış olmaları gerekiyor. Yani sahibinin el değiştirmesi gerekiyor. Bizim kentimizde de çok sayıda buna benzer alanlar vardı. Fakat süreç içerisinde bunun bir örneğini yakın zamanda kentimizde yaşadık. Hatta yerel basın belediye meclisinin o kararını uzun süre tartışmalara neden olmuştu. Toparlayalım lütfen. Belediye hizmet alanları kaldığı sürece süreç içerisinde yeni imar uygulamalarıyla ne yazık ki rant alanına dönüşmektedir. Buralardaki müdahalelerinizi rica ediyorum. Ben bir yurttaş olarak, bir muhtar olarak değil, Mersin'deki o imar uygulamalarıyla ilgili bütün Mersin halkının izlediği gibi benim de doğrudan izlediğim karar olarak geçti ama Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bunu yargıya götürdüğü yönündedir aldığım bilgiler. Umarım kentimiz adına hayırlı bir karar çıkar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Son değil mi? Sosyal yardımların depolama, nakliye, dağıtım ve alınan firmalara, yani o kolilerin alındığı firmalara ödenen %25 kar paylarının da dahil edilerek insanların, hak sahiplerinin hesaplarına nakit olarak yatırılmasını istiyorum. Bu konuda hem belediyenin eli rahatlamış olacak, hem de bu konuda biz muhtarlara gelen eleştirilerden kurtulmuş olacağız. Dar zamanımız dolayısıyla müsaade ederseniz burada noktalayalım isterseniz. Mahallemiz açısından isterseniz kısa iki cümleyle tamam. Vurgulamak istiyorum. Mahallemiz 19.500. Bugünkü adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 19.500 yurttaşın yaşadığı bir mahalle. Mahallemizde 3.000'in üzerinde ilkokul ve ortaokul o yaşlarda gitmesi gereken çocuk var. Yine yaklaşık 2.000 civarında lise döneminde olması gereken, yani o yaş grubunda insanlar yaşıyor. Ama sıkı durun. Bu mahallede Diyanet İşleri'ne bağlı tam 4 tane camimiz olmasına rağmen bir ilkokulumuz bile yok. Tek bir okul yok. Kamunun bir okulu yok. Elbette ki bunun doğrudan merkezli hükümetin görevini olduğunu ben biliyorum. Ancak bu yerel yönetimlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Nitekim bir önceki Yenişehir Belediye Başkanı bu konuda çeşitli örnekleri var. Birçok uygulamaya, birçok iyi şeye, olumlu hizmete imza atmıştım. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Diğer muhtar arkadaşlarımıza da söz vermek zorundayız. Müsaade ederseniz. Vurgulamam çok, gereken çok şey olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ama zaman sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen arkadaşım beyefendiye mikrofonu versin sayın muhtarıma. Son 3 soru alacağız efendim. Çünkü vaktimiz çok daralıyor. Büyükşehir Belediye'mizin açılış töreni. Evet buyurun lütfen. Sayın Genel Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım ve milletvekillerim. Bize bu toplantıyı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Efendim bizim Karaca İlyas Şakir Gülmen Mahalli Muhtarı'yım. Galiba kendimi tanıtmadım. Karaca İlyas Şakir Gülmen Mahalli Muhtarı'yım. Ali Özay. Sayın Genel Başkanım bizim tam 38-40 yıldan beri mevcut olan bir postanemiz vardı. Bizim mahallelerle beraber 5 mahalleden oluşuyor Karaca İlyas ve etrafında sağında solunda üst tarafında 13 mahalleye hitap eden yaklaşık 100.000 insana hizmet veren postanemizi kapattılar. Ben bunu mevcut yöneticilerimize, hükümette görev alan bakanlara kadar ulaştım. Ulaşmak istedim, ulaşamadım. Pardon düzelteyim. Ulaşmak istedim, ulaşamadım. Maalesef telefonlarını açmadılar. Telekom Bakanlığı mı diyorlar, ne diyorlar? Oraya da sorumuzu sorduk. Maalesef 40 yıllık postanemizi kapattılar ve 100.000 tane insanımızı mağdur ettiler. Ve şu anda kapanmış durumda. Bunun siz inşallah başa geldiğinizde bunun çözüm noktasında yapılacağını zaten düşünüyorum, güveniyorum. İnşallah aramızda en kısa zamanda Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz Genel Başkanım.
Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hemen... Konuşacak çok şey vardı ama sığdıramayacağız zamana. Teşekkür ediyorum. Mavi gömlekli sayın muhtarıma mikrofonu bir de bu taraftan alacağız. Kendinizi lütfen öncelikle tanıtın. Buyurun. Mersin Mut Çatalarman Mahalle Muhtarı Serkan Tarsuslu. Şu ana kadar Sayın Başkanımızın yaptığı hizmetlerden teşekkür ediyorum. Ama ben biraz başkanımızı eleştireceğim. Sayın Başkanım, ben Çatalarman Muhtarı ve 7 tane köy yayla olarak bir Goyden Yaylamız var. Goyden Yaylamızda 10 bin ton elma, 5 bin ton ceviz, üzüm, şeftali, aklınıza ne gelirse her türlü meyve yetişiyor. Fakat buranın 15 kilometre bir yolu var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından dilekçe verdiğimiz halde Büyükşehir'in yol ağında yok diye yapılmıyor. Burada 182 tane hane var. Her hanede 4 kişi olsa 1000 kişiye yakın kişi yaşıyor. Aynı zamanda buraya 1990 yılında elektrik gelmiş fakat içme suyu projesini yaptırdık. Maliyet yüksek diye proje yerine getirilmiyor. Şu anda burada yaşayan 1000'e yakın vatandaş bidonla 70 yaşında 80 yaşında kişi bidonla içme suyu çekiyor. 2 kilometreden bilmem 500 metreden. Ben buranın yol ağında olup olmadan da dahil asfalt yapılmasını acilen buraya içme suyu ırsali hattının döşenmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Orada bir kadın muhtarımız var, elini kaldırıyor. Yukarıda. Evet. Önce kendinizi tanıtın lütfen. Bu arada muhtar değilim. 18 yaşında bir öğrenciyim. Öğrencisiniz. Evet. Genel Başkanım hoş geldiniz bu arada. Ben kendimi bildim bileli AKP iktidarda. Atatürk'e ayyaş diyen biri benim Cumhurbaşkanım olamaz. Farklı görüşte olanlar var mı bilmiyorum ama. Ekonomiden anlamayan birini damadı diye sırf ekonomi başkanı yapan biri benim Cumhurbaşkanım olamaz. Benim sizden isteğim kazanabilecek bir aday çıkarın. Sizden ricam budur. Hemen ön tarafta kadın muhtarımıza mikrofonu verin lütfen. En ön tarafta. Muhtarım öncelikle lütfen kendinizi tanıtınız. Buyurun, mikrofon geldi. Merhabalar. Biraz yaklaşın. Ben Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi muhtarıyım. Benim bir seçim sürecine girdiğimiz için ülkede özellikle kendi mahallemdeki konuyu anlatmak istiyorum. İkametgahlarımız E-Devlet'ten alındığı zaman orada oturup oturmadığını hiçbir sorunu yok. Kimse bilmeden geçiyor. Ama biz vatandaş olarak gittiğimizde elektrik su faturası isteniyor bizlerden. Şu an için en büyük risk adreste olmayan kişiler E-Devlet'ten adreslere geliyor. Onun için özellikle çok sıkı bir şekilde göçmen var. Çok aşırı göçmen var bizde. Bu konuda gerekli ilgi gösterirseniz çok sevineceğim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Arkadaşlarım mikrofonu aşağı doğru getirsinler artık yavaş yavaş. Hemen en öndeki... Siz buyurun lütfen. Bozcası Gözce Mahallesi muhtarıyım. İsmim Baran Aksoy. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Biz muz bölgesindeyiz. Bu yıl muz lüksten çıkarıldı dediği için şu anda vatandaşlar mağdur. Biz Akdeniz'de Torosların arasına sıkışmışız. Biz yörüklerin sesi olarak Sayın Ufuk Çakır Başkan'la beraber sizinle görev almak istiyoruz. Teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Hemen öndeki beyefendiye de verin lütfen. Buyurun. Çok kısa lütfen rica ediyoruz. Buyurun. Hüseyin Aydın. Hüseyin Aydın. Siz buyurun lütfen. Hüseyin Aydın, Şahin Mahalle Muhtarı, Tarsus. Burada hemşerimi yakalamışken Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'yla aynı zamanda hemşerim oluyor. Tek hemşerisi olarak. Yani şimdi şu memlekette ahlak,
çalmamak, çaldırmamak suç mu? Değil. Geldik, bugüne kadar unu bulmuş, şekeri bulmuş, helvayı yapmış. 11 çeşit helva yapmış. 11 çeşit helva yapmış. Çalmayanlarla, çaldırmayanlarla bugüne kadar gelmiş. 11 çeşit helvayı yapan ustanın, bir ustamız daha var Çorbacıbaşı yanında. Ve Türkiye'de ilk defa sanıyorum mezarlıkları alkışlatan belediye başkanımız. Alkışlayanların döneminde belediye başkanımız. Türkiye'de ilk defa. Şimdi Türkiye'de ilkleri yaşatan birinin cumhurbaşkanı olmak olarak görmemek suç mu? 11 çeşit helvayı yapanın da 12.yi yapacağına inanıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimliğinden de dolayı cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Yalnız Kemal Kılıçdaroğlu başkanıma bir hemşer olarak şunu söylüyorum. Danışmanlarını iyi seçsin. Yani Almanya'ya giderken nasıl hata yaptırdılarsa burada da cumhurbaşkanı olacak hatasını, danışmanlarını iyi seçsin. Hata yapmadığı müddetçe Türkiye'de şu an ben cumhurbaşkanı olarak ilan ediyorum diyebilirim hemşerisi olarak. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi telsiz mikrofonları lütfen kapatalım arkadaşlar. Saygıdeğer konuklarımız, sayın bakanlarım, çok saygıdeğer muhtarlarım, toplumumuzda saygın olan çok değerli kanaat önderlerimiz, aramızda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer yöneticileri, sayın milletvekillerim, büyükşehir belediye başkanlarım ve ilçe belediye başkanlarım, çok kıymetli konuklar. Şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek, dürüst siyaset, onurlu bir Türkiye için. Barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, gençlerimiz için dostlarıyla yola çıkan, yüreğinde barışa, eşitliğe, demokrasiye yer açan lider, milletin sesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hak, hukuk, adalet mücadelemizde 83 milyon ile kucaklaşıp el ele iktidara yürüyoruz. Teşekkür ederim. Bütün muhtar arkadaşlarımın beni dikkatle dinlemelerini isterim. Öncelikle bizi Mersin'de buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımıza hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim. Bingöl'den, Mardin'den, Batman'dan, Malatya'dan, Aksaray'dan gelen ve Mersin'de ağırlığı taşıyan muhtar arkadaşlarımın hepsine en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim arkadaşlar konuşurken muhtarlar için şöyle bir tanım yaparlar sık sık. Efendim demokrasimizin temel taşı muhtarlar diye. Neden demokrasinin temel taşı olarak muhtarları tanımlıyoruz? Çünkü bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan ilk seçim muhtarlık seçimidir. Bakanlıktan milletvekilliğinden çok daha önce muhtarlık seçimi yapılmıştır. Dolayısıyla muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olacak. Bunu bütün muhtar arkadaşlarımın bilmesini isterim. Ama üzülerek ifade edeyim. Muhtarlar yeteri kadar hak talebinde bulunmuyorlar. Bulundukları konum dolayısıyla hak talebinde bulunmayı parçalı bir yapı olduğu için yeteri kadar seslendiremiyorsunuz. Seslendirmeniz gerekir. Hakkınız var. Bakanı seçen, milletvekilini seçen, cumhurbaşkanını seçen, il genel meclis üyesini seçen, belediye meclisi üyesini seçen vatandaş aynı zamanda kendi muhtarını da seçiyor. O zaman seçimler arasında evet hiyerarşik bir fark olabilir ama en azından belli bir dengenin, sağlıklı ve tutarlı bir dengenin olması lazım. Gittiğim her yerde muhtarlarla ayrıca özel bir toplantı yaparım. Onların haklarını ve hukuklarını onlara anlatmaya çalışırım. Ve
Daha da önemlisi, iktidara geldiğimizde muhtarlarla ilgili ne yapacağımızı da anlatmak isterim. Bakınız, sizin birleşik oy pusulanız yok. Milletvekillerinin var, diğerlerinin var. Girersiniz kabine, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, neresiyse. Küçük bir pusulanız var. Birden fazla muhtar adayı varsa, beğenmediğiniz kişinin, muhtarın oy pusulasını alıp cebinize koyarsanız dışarı çıkarsınız. Size oy vermek isteyen sizin pusulanızı bulamaz. Bu muhtarlık kurumuna, siyaset kurumunun yeteri kadar değer vermediğini gösteriyor. Birden fazla muhtar adayı var mı? Var. O zaman birleşik oy pusulası yaparsınız. İsteyen vatandaş, isteyen muhtarın altına mührünü basar ve o muhtar da diğer seçimlerde olduğu gibi kazandığı zaman gelir koltuğuna oturur. Bunu yapılması lazım. Değerli arkadaşlarım, özellikle büyük şehirlerde, yani nüfusu, baktığı nüfus 20 binin, 30 binin, 40 binin, 50 bin, hatta 100 binin üstünde olan muhtarlar var. Tek muhtar var. Bir yardımcı personeli bile yok. Muhtarlığı kapattığı zaman vatandaşın muhtara derdini anlatabileceği hiç kimse yok. Dünya kadar işsizliğimiz var. Üniversiteyi bitiren, liseyi bitiren dünya kadar işsizliğimiz var. Muhtar arkadaşlara birer yardımcı personel verilse, dosyaları tutsalar, imkanları gelen vatandaşla ilgilenseler ne olur? Ben bunu söylediğimde kıyameti kopardılar. Vay efendim, muhtarlara bu verilir mi? Niye verilmesin? Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda vereceğiz ve yanınızda çalışan bir büro personeli olacak. Ne olacak yani? KPSS sınavına girecek, sınavı kazanacak, gelecek, muhtarın yardımcısı olacak. Muhtar gittiği zaman bir yere, ya muhtar taziyeye gidemez mi? Düğüne gidemez mi? Alışverişe gidemez mi? Gidecek. Bir muhtarlığın açık olması lazım. Vatandaşın gelip derdini anlatması lazım. Dosyaların tutulması lazım. Özellikle büyük kentlerde bu çok ciddi bir sorun. Büyük şehirler ilan edildikten sonra kırsalda köy tüzel kişilikleri yok edildi. Yok öyle bir şey. Mal varlıklarına da el konuldu. O köy tüzel kişiliklerini yeniden ihya edeceğiz. Muhtarların köy tüzel kişilikleri yeniden olacak. Bakınız, fakir bir aileyi düşünün. Oğlu veya kızı Mersin'de oturup Adana'da sınavı kazandı. Gidip kaydını yaptırabilecek imkanı bile olmayabilir. En rahat mahallede, en rahat ulaşabileceği kişi mahallenin muhtarıdır. Mahallenin muhtarına gelecek. Ya oğlum kızım sınavı kazandı, gidip kaydını yaptıracak. Ama yol parası bulamıyorum. Ne olması lazım? Muhtar kendi cebinden çıkarıp verebilir, eyvallah. Ama muhtarlığın bir bütçesinin olması lazım. Muhtarlığın. Diyeceksiniz ki ya ey Kılıçdaroğlu, nereden çıktı bütçe? Kim bize böyle bir bütçe verir? Var. Bu kardeşinizin eski bir maliyeci olduğunu, eski bir bütçeci olduğunu, eski bir hesap uzmanı olduğunu sakın unutmayın. Şimdi belediye başkanını seçen kim? Mesitli belediye başkanımız. Seçildi. Ona oy veren vatandaş aynı zamanda mahallenin muhtarına da oy veriyor mu? Veriyor. Orada oturan vatandaş, ev sahibi, belediye emlak vergisi ödüyor mu? Ödüyor. O emlak vergisinin belli bir oranı muhtarlara dağıtılsa ne olur? Bütçesi olur mu? Olur, bütçesi olur. Artı, sizler kentte oturuyorsunuz diye ve muhtarlık yapıyorsunuz diyelim. Mahallenizle ilgili bir karar alınıyor ve sizin haberiniz yok. Mahallenin gelip önce muhtara soruyor. Muhtar bu nedir diye. Muhtarın haberi yok. Vallahi bilmiyorum diyor. Neden? Ben belediye meclisine giremiyorum. Söz hakkım yok, yetkim yok. Yapıyorlar, ben de sonradan haberim oluyor. Eğer o mahallede seçimle gelen birisi varsa, belediye başkanı, affedersiniz muhtar, mutlaka belediye başkanlığının oluşturduğu belediye meclisine katılacak, söz ve karar sahibi olacak. Benim mahallemle ilgili şu kararı aldıysanız benim haberimin olması lazım diyecek. Bu olduğu takdirde
Vatandaşın en rahat ulaşacağı muhtar mahallesiyle ilgili bütün değişimleri görecek ve söz ve karar sahibi olacak. Bir şey daha değerli arkadaşlarım. İcra memurları dosyaları dağıtamazlar, evrakları, zarfları dağıtamazlar. Gelirler muhtara verirler. Dünya kadar zarf olur elinizde. Bu zarfları kamudan birisi dağıttığında devletten aylık alıyor, maaş alıyor. Ama size veriyorlar, bedava dağıtın diyorlar. Anayasa ne diyor? Angarya yasaktır, bedava çalışmak yasaktır diyor. O zarfların her bir dağıtımı için muhtarlığın bütçesine ayrıca katkıda bulunmak zorundadırlar. Ya sen dağıtırsın, benim dağıtmamı istiyorsan o zaman bana belli bir bedel ödeyeceksin ve ben o bedeli muhtarlığın bütçesine ilave edeceğim denmesi lazım. Değerli arkadaşlarım, sosyal yardımlar dağıtılır. Bir mahallede veya bir köyde kimin fakir, kimin zengin olduğunu en iyi köyün muhtarı, mahallenin muhtarı bilir. Öyle değil mi? Bilirsiniz. Vatandaşın derdini en iyi bilen mahallenin muhtarıdır, köyün muhtarıdır. Eğer sosyal yardımlar dağıtılacaksa muhtarlar aracılığıyla dağıtılması lazım. Çünkü muhtarın siyasi bir kimliği yoktur. A partili B partili diye ayırmaz. Dolayısıyla sosyal yardım yapılacaksa muhtar aracılığıyla bunun yapılması lazım. Bir arkadaşımız derin yoksulluktan bahsetti ve yoksulluğun giderek arttığını söyledi. Yoksulluğun nerelerde giderek yoğunlaştığını da yine en iyi mahallenin muhtarı bilir. Ailenin pozisyonunu bilir, durumunu bilir. Dolayısıyla onlara yardım yapılması gerektiğini gider bir şekliyle kamu yetkililerine, devlet yetkililerine aktarır. Ama gönül ister ki o yardımlar doğrudan muhtarlar aracılığıyla dağıtılsın. Bir şey daha. Çoğu muhtar arkadaşımız haberi bile yoktur. Muhtarlık bir kamu kurumu olarak kabul edilmiyor arkadaşlar. Kamu kurumu olarak muhtarlık kabul edilmediği için belediye ile muhtarlar arasında örneğin özel projeler geliştirilemez. Çünkü kamu kurumu değil. Muhtarlığın bir kamu kurumu olarak yasal çerçeve içinde tanımlanması lazım. Siz izin aldığınızda veya hastalandığınızda sizin aldığınız ödenek kesiliyor. Ama milletvekili aldığında, belediye başkanı aldığında onlarınkinde bir kesilme yok. Cumhurbaşkanı aldığında kesilme yok. Bakan ayrıldığında kesilme yok. Onlara oy veren vatandaş size de veriyor. Sizinki niye kesiliyor? Bu soruyu da soracaksınız. Madem demokrasi var, madem demokraside eşitlik var, madem bakanı, milletvekilini, belediye başkanını seçen mahalle bana da oy veriyor. O zaman en azından hiyerarşi olmasa bile bazı haklarda eşitlik olması lazım. Bir şey daha ifade edeyim. Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması lazım. Türkiye Belediyeler Birliği var ama Türkiye Muhtarlar Birliği yok. O kadar çok dağınık bir yapınız var ki o dağınık yapı içerisinde siz derdinizi anlatamıyorsunuz. Emin olun, derdinizi anlatamıyorsunuz. Biz muhtarlarla ilgili bir düzenleme yapmak istedik. Bu söylediğim bütün olayları çözen, sorunları çözen bir temel muhtarlık kanun teklifi hazırladık. Şu anda yürürlükte olan 82 kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. Bilmezsiniz. Biz de bilmiyorduk. Ama muhtarlarla ilgili bir çalışma yapınca 82 kanuna ve 354 maddeye bakmak zorunda kaldık. Yetkisi var, sorumluluğu var, sosyal hakları kapsayan düzenlemeler var ama muhtarlıklarla ilgili temel bir muhtarlık kanunu yok. Biz bütün bunların tamamını toparladık. Bir muhtarlık temel kanunu teklifi hazırladık. Ama hazırladıktan sonra muhtarların kurdukları bütün derneklere gönderdik. Alın bakın dedik. Bir eksiğimiz var mı? Bir yanlışımız var mı? Düzeltelim. Muhtarların dernekleri baktılar, dediler ki şurayı düzeltin, şurayı düzeltin. Onların isteği üzerine düzelttik. Muhtarlık temel kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif ettik. Genel kurula bir kanun teklifi olarak sunduk. Ama bu kanun teklifimiz reddedildi. Bir daha ifade edeyim. Sizlerin hakkını, hukukunu,
yasal güvenceye alan ve az önce ifade ettiğim bütün hakları sizlere sağlayacak olan kanun teklifimiz AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedildi. Şimdi ben size söz veriyorum. Bir tarafa yazın. Allah nasip ettiği eder iktidar olduğumuzda o kanunun derhal ve ivedilikte çıktığını göreceksiniz. Kırsalda muhtar arkadaşlar aynı zamanda doğal olarak kırsalda da iş yapıyorlar. Bu da gayet normal. Yapacağımız işler, çiftçiler için, besiciler için yapacağımız işler. Çiftçilerin veya esnafın ister tarım kredi, ister esnaf kefalet kooperatifi olsun, ister bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Ne faizi? Zaten batırmışsın. Zaten doğru dürüst çalışamıyor. Zaten doğru dürüst gelir elde edemiyor. Faizlerini sileceğiz. Ve sadece ana parasını taksitle alacağız. Havza bazlı üretim yapacağız. Belki bu bölgede yok ama örneğin Doğu Güneydoğu'da havza bazlı üretim yapacağız. Bir örnek vereyim. Erzurum, Iğdır, Kars, Elazığ, Tunceli o bölge tümüyle özel ekonomi bölgesi, tarım ve hayvancılıkta özel ekonomi bölgesi ilan edildiğinde ve bu bölge sadece tarım ve hayvancılık ürünleri üretip ve buna dayalı sanayiyi geliştirdiğimizde olağanüstü bir kalkınma süreci yaşayacaktır. Kafkasların ve Orta Doğu'nun yıllık et ürünü ihtiyacı 25 milyar dolar. 25 milyar dolar. Biz 500 milyon dolar bile alamıyoruz. Demek ki akıllı politikalarla, ülkeni düşünerek ve gerekli planlamaları yaparak Türkiye'yi hızla büyütmek ve kalkınmak mümkün. Bunu yapacağız, göreceksiniz. Bir şeyi unutmayın. Bir siyasetçi iktidar olduğunda mal varlığında artış varsa bilin ki o malı götürüyor. Bir daha söyleyeyim. Bir siyasetçi iktidar olduğunda, yani devleti yönettiğinde mal varlığında artış varsa bilin ki malı götürüyor. Dolayısıyla ne yapar bu siyasetçi? Vatandaşın hakkını, hukukunu değil, kendi mal varlığını korumaya başlar. Bunu kim söylemiş? 2400 yıl önce bir bilim insanı söylemiş. 2400 yıl önce. 2400 yıl önce bu söyleniyorsa, aradan 2400 yıl geçti ve dünya kurulalı da bu hep böyle oldu. Bir siyasetçi görev yaparken mal varlığında niye büyük artışlar olur? Niye büyük artışlar olur? Siz inançlı insanlarsınız. Yüce Yaradan ne diyor? Kul hakkıyla karşıma gelme, günahları affedebilirim diyor ama kul hakkıyla karşıma gelme. Onu affetmem diyor. Bir siyasetçi devleti yönetirken kimin parasını kullanır? 85 milyonun parasını kullanır. 85 milyonun parasını doğru kullanmaz. Ve kendisine özel mal varlığı edinirse kul hakkı yemektir bu. Vatandaşın hakkını, hukukunu yemektir bu. Ve siz muhtarlar olarak toplumun kanaat önderlerisiniz. Muhtarlık kurumu sıradan bir kurum değildir. Dolayısıyla bulunduğunuz makamda aynı zamanda adaleti de temsil ediyorsunuz. İster köyde ister mahallede herkese eşit davranmak zorundasınız. Eşit davranmazsanız görevinizi yapmamış olursunuz. Ben bizim belediye başkanlarına söyledim. Seçildiğiniz andan itibaren göğsünüzdeki CHP rozetini çıkarın. Artık size oy versin vermesin. Bütün vatandaşlara eşit davranın. Sadece fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapın. O mahallelerde yaşayan insanlar da diğer mahallelerde yaşayan insanlar gibi huzur içinde yaşayabilmeli. Ve o mahallelerden başlayarak kreşler yapın. Anne çocuğunu getirsin, güven içinde kreşe teslim etsin diye. Bütün bunları yapmak mümkündür. Ve yine muhtar kardeşlerim, unutmamanız gereken bir şey daha var. Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı bir yerde devlet dediğiniz kurumda çürüme başlar. Ve sizler
yönetirken de adil davranmak zorundasınız. Muhtar olarak. Belediye başkanı yönetirken de adil davranmak zorundadır. Devleti yönetenler de adil davranmak zorundadırlar. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde bereket olmaz. Bana söyler misiniz Allah aşkına? Bu ülkede adalet var mıdır? Adaletin olmadığını ben değil, Yargıtay Başkanı söylüyor zaten. Adalete olan güven %30'a düştü diyor. Yani vatandaşın %70'i adalet yoktur diyor. Ben değil. Adaletin başında olan kişi bunu söylüyor. O zaman bu ülkede huzuru getireceksek önce adalet için mücadele etmek zorundayız. Adaleti getirmek zorundayız. Adaletin olmadığı yerde açlık olur, sefalet olur. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Gayet güzel. Gayet güzel. Bu ülkede derin yoksulluk var mı? Var. Çocuklarını yatağa aç yatıran anneler var mı? Var. Üniversiteyi bitiren işsiz evlatlarımız var mı? Var. Peki bu adalet midir? Hak mıdır? Hukuk mudur? Bana görev düşüyor. Ben bunları dillendiriyorum. Ama size de görev düşüyor. Eski alışkanlıklarınızı bırakmak zorundasınız. Türkiye bir çürümenin içine süratle gidiyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Onların tamamını Allah nasip ederse tamamını çözeceğim. Ya ülkede uyuşturucu baronları habire koşturuyor. Uyuşturucu belası bu kadar derinden yaşanmamıştı bu topraklarda. Bu karamsar atmosferi değiştirmek zorundayız. Beraber değiştirmek zorundayız. Tarım hayvancılık zarar ediyor. Et üreticisi zarar ediyor. Süt üreticisi zarar ediyor. Eder. Doğru yapılmazsa. Formülü nedir bunun? Formülü şu. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Unutmayın. Maliyet kaça mal ettim? Sulu arazi, susuz arazi, hayvancılık neyse. Maliyeti belli mi bunun? Belli. Dönümü belli mi? Belli. Attığım gübre belli mi? Belli. İlaç belli mi? Belli. Su belli mi? Belli. Elektrik belli mi? Belli. Maliyeti bulacaksın. Üstüne makul kar vereceksin. Çiftçinin zarar etmemesi lazım. Eşittir taban fiyat olacak. Onun üstünde vatandaş satıyorsa satsın. Ama taban fiyatın altına asla düşmeyecek fiyat. Devlet gidip onu satın alacak. Diyecek ki ben çiftçime zarar ettirmem. Üreticime zarar ettirmem diyecek. İşin felsefesi budur. Bakınız. Hollanda. Konya'dan küçük arazi olarak. Konya'dan küçük. Yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üzerinde. 180 milyar doların üzerinde. Devasa Türkiye'ye bakın. Tütün ekibi ihraç ederdik. Şimdi tütünü ithal ediyoruz. Mercimeği ithal ediyoruz. Fasulyeyi ithal ediyoruz. Pamuğu ithal ediyoruz. Eti ithal ediyoruz. Canlı hayvan ithal ediyoruz. Bu Türkiye'yi iyi yönetmek midir? El aleme avuç mu açmak gerekiyor? Ya arkadaşlar, Allah aşkına ya. Ya bu memleketin namuslu insanlar tarafından yönetilmesi gerekmiyor mu artık ya? Gerekmiyor mu yani? Tarım Kanunu 21. madde. Diyor ki çiftçiye her yıl milli gelirin en az %1'i oranda destek vereceksin. Her yıl. Kanun bu. Verebilirsin değil. Vereceksin diyor. Yani emredici hüküm. Vereceksin. Bakın kanun 2006'da çıktı. Bugüne kadar bu para %1 olarak hiç verilmedi. Çiftçinin bu iktidardan 273 milyar lira alacağı var. 273 milyar lira. Siz istediniz mi alacağınızı? Muhtar arkadaşlarım, çiftçilik yapıyorsanız. Kanunun o maddesi neden uygulanmadı diye sordunuz mu? Sormadınız. Sormadığınız için ülke bu halde. Sorarsak Türkiye düzelecek. Kanun bana bu hakkı vermiş. Sen bütçeden bu kadar para ayıracaksın ve bunu bana vereceksin diyor. Niye vermiyorsun bana? Elinizden tutan mı var? Nereye gidiyor bu paralar? Beşli çeteler diyorum. Kıyamet kopuyor.
Beşli çetelerden o parayı alacağım diyorum, kıyamet kopuyor. Söz veriyorum sizin huzurunuzda, muhtarların huzurunda bu milletten, bu milleti soyup soğana çeviren o beşli çetelerden o paraların tamamını alacağım, fakir fukaraya vereceğim. Denizde yatınız varsa rahatsınız. Mazot ÖTV'siz, KDV'siz. Ama tarlaya traktörle gittiğinizde hem KDV var hem ÖTV var. Siz traktörle gezmeye mi gidiyorsunuz? Eğlenmeye mi gidiyorsunuz? Adalarda tur atmaya mı gidiyorsunuz? Sabahın köründe tarlaya gidiyorsunuz. Alın teri döküyorsunuz. Bu haksızlık çekilemez. Bunu da bitireceğiz. Göreceksiniz. Çiftçiye mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceğiz. Ucuz vereceğiz çiftçi. Alacak bunu. Elektrik faturaları çok yüksek diyorlar. Şanlıurfa'ya gittim. Bütün çiftçiler, muhtarlar da dahil, onlar da çiftçilik yapıyor. Hepsi şikayet ediyor. Elektrik fiyatları çok pahalı. Elektrik fiyatları çok pahalı. Pahalı, ben de biliyorum. Dedim ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Bütün çiftçilere elektriği en geç 2 yıl içinde bedava vereceğiz. Bedava, para almayacağız yani. Erdoğan dedi ki elinden tutan mı var, yap dedi. Yaptık. Denizli'nin Bozkurt Belediyesi elektrik santralini kurdu. Yani güneş enerjisi panelleri kurdu. Şimdi orada çiftçilere elektrik bedava veriliyor. Veriliyor. İki buçuk milyon dekar arazi, taşlık arazi var Şanlıurfa'da. 2,5 milyon dekar arazi köylülere kooperatif kurduracaksın çiftçilere. 0% kredi alıyorsunuz. 0% kuruyorsunuz bunu. Elektrik elde ediyorsunuz. Elektriğin çiftçiye bedava veriyorsunuz. Artan elektriği enterkonekte sistemi içinde satıyorsunuz. Çiftçi ayrıca bırak para ödemeyi, bir de elektrikten gelir elde ediyor. Bozkurt Belediyesi yaptı. Allah nasip eder. Bütün, önce söyledim, Şanlıurfa ve etrafındaki 6 il 10 yıl içinde Türkiye dünyaya elektrik ihraç eden ülke olabilir. 10 yıl içinde. Doğalgaz alıyorlar. Dolar ödüyorlar. Doğalgaz alıyorlar, dolar ödüyorlar. Akaryakıt alıyorlar, dolar ödüyorlar. Kömür alıyorlar, dolar ödüyorlar. Ya Allah'ın güneşi bedava ya kardeşim. Bedava ya. Akılları çalışmıyor diye düşünebilirsiniz. Hayır efendim. Akılları mal götürmeden yana çalıştığı için bunlar oluyor. Yoksa Allah'ın güneşi bedava. Efendim, kırsalda bütün okulları açacağız. Köy okullarını açacağız. Öğretmeniniz olacak, imamınız olacak. Hayvancılık yapıyorsa bir veterineriniz olacak. Eğer ziraatle uğraşılıyorsa ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak. Toprak analizleri yapılacak. Hayvanlarınızın aşıları düzenli olarak yapılacak. Bütün bunları devlet oturup yapacak bunu. Bunu yaptığınız zaman üretim de artar. Bunu yaptığımız zaman kırsalda insanlar, çocuğum okula gidecek, köyü terk ediyor. Yine aynı şekilde kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Bunun sözünü verdik. Devlet olarak biz ödeyeceğiz. Köyler boşaldı. Yazıktır, günahtır ya. Köyler boşaldı. Ekilmiyor tarlalar. Bunlar yapılacak. Efendim, Vahap Seçer Başkanımız dedi ki, muhtarlarla belediye başkanları arasında zorunlu bir aşk hikayesi var dedi. Doğrudur. Bu dayanışmayla olur. Dayanışmayla beraber birlikte olur. Bu dayanışmayı gösterdiği için de tekrar başkana teşekkür ederim. Mezitli'den bir kadın muhtarımız, EYT'li dedi, ben de EYT'li muhtar olacağım diye. Kanun teklifi gelince bakacağız, burada bir sorun varsa çözmeye çalışacağız. Derin yoksulluk var dendi, evet derin yoksulluk var, bunu da çözeceğiz. Aile destekleri sigortası diye bir sigorta dalı getireceğiz. Bu primsiz olacak. Bütün ailelerin, fakir ailelerin banka hesaplarına, kadının banka hesabına parayı yatıracağız. Asgari ücret kadar parayı yatıracağız. Gidecek
Gidecek oradan parasını çekecek. İşçi gibi, memur gibi, emekli gibi. Niye yapıyoruz? Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Sağ elin verdiğiniz sol el görmesin demiyor muyuz? Fakire fukaraya yardım yaparken demiyor muyuz? Söylemiyor muyuz? O zaman neden fakiri fakirliğini ifşa ederek gel seni sıraya dizeyim, televizyonları da çağırayım, şunlara bu parayı öde diye. Ya da şu makarnayı öde ya da şunu öde diye. Bunu kaldıracağız. Bu dönem bitecek. Fakir de insandır. Fakirlik onun kaderi değildir. O fakirse sorumlusu devleti yönetenlerdir. Dolayısıyla onun evlatlarının karnını doyması lazım. Üniversiteye gidiyorsa çocuğunun bursu olması lazım. Bu imkanların sağlanması lazım. Derin yoksulluğu bitireceğiz. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir çocuk. Bu konuda kararlıyız. Efendim işsizlik sıkıntısı diye söyledi Batman'dan gelen arkadaşımız. Cumhuriyet'in 100. yılında iktidar olduğumuzda 100 bin yeni atama yapacağız. Öğretmen ataması yapacağız. Sadece öğretmen. 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Diyeceksiniz ki 100 bin atamayı nereden buldunuz? Sayıştay raporları var. Diyor ki 138 bin öğretmen açığı var diyor. 138 bin. Biz 100 bini atayacağız. Arkasından köy okullarında açtıktan sonra ikinci 100 bin öğretmeni atayacağız. Aile destekleri sigortasının özü şu. Nerede bir aile hekimi varsa orada sosyal hizmet uzmanları olacak ayrıca. Bütün ailelerin durumunu gözden geçirecekler. Fakir var mı ailede? Engelli var mı? Yaşlı var mı? Kadın ona bakıyor mu bakmıyor mu? Üniversiteye giden çocuğu var mı? Kaç çocuklu? İhtiyacı var mı yok mu? Sosyal hizmet uzmanları bunları raporlayacaklar. O rapora göre Ankara'dan onun banka hesabına, kadının banka hesabına her ay düzenli bir rapor para gelmiş olacak. Dolayısıyla bir kişinin ya da bir ailenin yoksulluğunu sadece devlet ve orada onun evine giren çıkan sosyal hizmet uzmanı bilecek. Az önce söyledim, veterinerler atanacak, ziraat mühendisleri, ziraat teknisyenleri atanacak, köyler, orman köylerinde orman mühendisleri atanacak. Bütün bunların altyapıları büyük ölçüde bitti, onu bilmenizi isterim. Emlak, milli emlaka ait arazilerle ilgili biraz daha ayrıntı verirse bu arkadaşımız Mersin'den 12 ay üretim yapıyoruz biz dedi. Mersin biraz daha ayrıntı verirse biz milli emlakla ilgilenebiliriz bu konuda. Ehli olan kişiler iş başına getirmiş diye başkanımızdan söz ederken Vahap Bey'den, devlette adalet kadar önemli olan bir kavram daha var. Devlette liyakat, yani işi ehline teslim etmek. İşi ehline teslim ettiğiniz zaman en çok yönetici memnun olur. Çünkü o işi, işin uzmanı, erbabı yapmış olur. Bunu sağlayacağız. Et süt konusunda sorun var. Ben boşuna et ve süt kurumun önüne gitmedim. Evine et alamayacak, evine süt alamayacak çocuklarımız var. Bizim belediye başkanlarımız bu ailelere olabildiğince yardım yapıyorlar, süt yardımı yapıyor. Kimse görmeden, kimse duymadan ailelere süt yardımı da, diğer yardımları da büyük ölçüde yapıyorlar. Efendim Hasankeyf'ten gelen belediye başkan yardımcımız partiyi aile şirketine çevirdiler. Ya Türkiye'yi aile şirketine çevirdiler. Demiyor muydu biz devleti şirket gibi yöneteceğiz diye? İşte aile şirketi, aile şirketi gibi yönetiyorlar. Bakın, muhtar kardeşlerim, burada bir vakıf kuruyorsunuz. Bir de Amerika'da bir vakıf kuruyorsunuz. İkisi de sizin çocuklarınız başında. Buradan milyon dolarlar alıyorsunuz, Amerika'daki vakfa gönderiyorsunuz milyon dolarları. Ne yapıyorlar? Manhattan, dünyanın en pahalı adasıdır. Orada gökdelen yapıyorsunuz. Niçin? Neden? Hangi gerekçeyle? Kimin parasıyla? Onların tamamını Türkiye'ye getireceğim, göreceksiniz. Tamamını Türkiye'ye getireceğim. Aksaray'a bekliyorum, ben gitmiştim ama bir daha geleceğim, hiç endişe etmeyin diye. Yakup Bey, 2023 seçimleri son seçimler olabilir diye bir endişe dile getirdi. Hiç meraklanmayın. Bakın, bütün haksızlıklara rağmen ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Biz gelen, özellikle Doğu ve Güneydoğu'dan gelen muhtar arkadaşlarım da az önce söyledi birisi. Sıfır oy çıkıyordu size diye. Olabilir. Bize
belli köylerde veya kırsalda düşük oy çıkmasının kabahati köyde veya muhtarda ve orada yaşayan vatandaş dedi. O kabahat bize ait. Sen gittin mi? Köyüne gittin mi? Oturdun mu? Sofrasına oturdun mu? Çayını kahvesini içtin mi? Derdini dinledin mi? Hayır, bunları yapmadık. Ankara'da nutuklar çektik. Bize oy verin. Niye versin ki? Niye versin? Şimdi biz bunu yapıyoruz. Git her yere, her yere. Günün 24 saati gidiyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Sadece şikayet etmiyoruz dikkat ederseniz. Her işin çözümünü de söylüyoruz. Sadece şikayet etmenin bir mantığı yok. Neyin nasıl çözüleceğini de ifade ediyoruz. Efendim, EYT'liler, bir arkadaşımız gene dedi ki emeklilikte yaşakta kalanlar, efendim emekli ikramiyeleri, sözleşmeli kadrolar için size teşekkür ederiz diye arkadaşımız söyledi. Bakın, biz toplumda siyasetçilerin unuttuğu her kesimle biz il bağlantı kuruyoruz. Apartman görevlileri, yani büyük apartmanlarda bizim kapıcı dediğimiz insanlar. O insanların hakkı nedir, hukuku nedir? O insanların sorunları nedir, ilgileniyoruz. Büyük kentlerin hemen hemen tamamında çöplerden kağıt toplayan, plastik toplayan genç pırıl pırıl evlatlarımız var. Üniversite mezunu olan evlatlarımız da var. Onların sorunlarıyla da ilgileniyoruz. Onların da Türkiye'de huzur içinde yaşamalarını ve gelir elde etmelerini istiyoruz. Onlarla da zaman zaman bir araya geliyoruz. Siyasetçinin eleştiriye ihtiyacı var. Evet, gerçekten de sağlıklı ve tutarlı eleştiriye. Bizim alkışa değil. Sanatçı alkışlanabilir ama biz eleştiriye ihtiyacımız var. Bizim görmediğimizi medya görebilir. Bizim görmediğimizi siz görebilirsiniz. Bizim kulak asmadığımız bir olay olursa bizi uyarabilirsiniz. Bu açıdan vatandaşların yaptığı her eleştiriyi büyük bir dikkatle dinliyoruz. Muhtar kitapçı iyi olmamış diye, yani yeterli değildir diye söyledi. Kitapçı elinize, ilave edecek yerleriniz varsa yazın. Hemen süratli bir şekilde onları yenileriz, güncelleriz. Doğrudur yani. Her şeyi çok mükemmel yaptık diye bir iddiamız da yok. Ama elimizden geldiği kadar iyi yapmaya özen gösteriyoruz. Varsa bir eksiklik hemen söyleyin, onu tamamlayabiliriz. Efendim, belediyeler imar planlarını yaparak rant yaratıyorlar. Bir şehir rant yaratır arkadaşlar. Rant yaratmayan hiçbir şehir yoktur. Büyük bir cadde yaparsınız, caddenin iki tarafındaki binaların, dairelerin fiyatı artar. Sorun şu, rantı, kazanılan rantı kimin için harcayacaksınız? Rantı kentin sakinleri için harcarsanız eyvallah. Rantı alır cebinize koyarsanız işte orada dur dememiz lazım. Yani her plan rant yaratır ama rantın halk için kullanılması lazım. Yani o şehirde yaşayanlar için kullanılması lazım. Efendim, bir imarla ilgili bir sorun çıktı. Vahap Bey not aldı, dedi ben ilgileneceğim diye. Mahallede okulumuz yok diye söylendi. Vallahi ben gittim Sivas'a, bir köyde okul yoktu. Dedim ki Milli Eğitim Bakanlığı bize izin versin, bu okulu hemen yapalım. Ne olacak? Okul dediğiniz nedir Allah aşkına? Bir belediyemize söyleriz, okulu yapar. Elazığ'da deprem oldu. Elazığ'ın en modern ve en güzel lisesini yapıyoruz. Yine götüreceğiz, Milli Eğitim Bakanlığı'na vereceğiz. Tekirdağ'ın bütün ilçelerine okul yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı'na gene verdik. Bazı yerlerde var. Diyoruz ki bize arsa tahsis edin, biz okul yapalım size. Yani çocuklarımız oraya gidecek. Ama yapılmıyor. Eğer siz konuşursanız okulu bize ya da arsayı bize versinler, biz oraya gayet güzel okul yaparız. Hiç endişe etmeyin. Postane kapandı diye 30-40 yıldır var. Bu postane işini ben çok iyi biliyorum da neyse, şimdi sırası değil. Dediniz ki şikayet ediyorsunuz. O mahallede oturan, yaklaşık nüfusu 40-50 bin diye ifade ettiniz veya 100 bin diye ifade etti. Hiçbir seçmenin iktidar partisine oy vermemesi lazım. Hiçbir seçmen. Çünkü demokrasilerde sizin talebinizi yerine getirmediği zaman o iktidara oy vermeyeceksiniz. Hayır, yapmasa da ben oy veririm dediğiniz anda demokrasi askıya almış oluyorsunuz. O zaman ne yaparsa yapsın ben gidip oy vereceğim. Oysa demokrasilerde halkın talebi var ve beklentileri var. Yerine gelmezse kusura bakma diyor. Ben o zaman diğerini deneyeceğim. Bakalım o yapacak mı, yapmayacak mı? Böyle bakmak lazım. Yani oy vermeyeceksiniz. Biz yapmasak da bize oy vermeyeceksiniz. Dediğim gibi, halka söz verip gereğini yapmıyorsa
onu demokrasilerde oyla cezalandırıyorsunuz. Yaylalar var diye yol sorunu var. Vahap Başkan onun notunu aldı. Adres tespitiyle ilgili bir kadın muhtar arkadaşımız söyledi ve göçmenlerden şikayet ettiğini söyledi. Türkiye'de bir il hariç bütün illerde göçmenler var. Yani Suriyeli sığınmacılar var, Afganlar var. Onu Türkiye'nin itibarını zedelemeden, ırkçılık yapmadan. Onlar çünkü Orta Doğu'da yaşayanlar bizim akrabalarımız. Yani onlar bayramlarda geliyorlar. Buradaki akrabaları onları ziyarete gidiyorlar. Bir sorun yaşadılar, Türkiye'ye geldiler. Eyvallah. Ama onların yolunu, okulunu, köprüsünü, kreşini yaparak, hastanesini yaparak onları en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Kendi ülkelerine göndereceğiz. Kimin parasıyla, nasıl yapacaksınız diye haklı olarak aklınıza o soru gelebilir. Avrupa Birliği'nden elde ettiğimiz fonlarla bizim müteahhitler gidip onların tamamını yapacaklar. Bu konuyu ben hem Avrupa Birliği yetkilileriyle görüştüm, hem Suriye'den kaçıp Türkiye'ye gelen sığınmacıların yetkilileriyle de görüştüm. Bunu çözebiliriz. Hiç kimse endişe etmesin efendim. Efendim kısaca bana iletilen sorular ve verdiğim cevaplar bunlardı. Başka bir şey atladığımı onu bilmiyorum. Şundan emin olmanızı isterim. Güzel bir şehirdesiniz. Özellikle Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu'dan gelen muhtarlarımızla ilgili olarak Bingöl'ün Genç ilçesinde ben ilkokulu ve ortaokulu bitirdim. Hala benim çocuklarım ve benim anılarım oradadır. Hala oranın eskiden belediye başkanlığını yapan arkadaşlarla zaman zaman görüşürüm. Oranın, o bölgenin de kültürünün buradan, yani Mersin'den çok farklı olmadığını biliyorum. Sevecen insanları var. Biz çok ayrıştık, çok kavga ettik, kutuplaştık. Artık Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi hepimiz beraberiz. Çok zengin bir kültürümüz var. Yemeklerimiz, oyun havalarımız yerden yere, bölgeden bölgeye değişiyor. Ve bizler bütün farklılıklarımızı zenginlik kabul ettiğimiz andan itibaren Türkiye'yi hızla büyütebiliriz. Düşünebiliyor musunuz? Mesela Şanlıurfa'nın hoyratı var. Dinlediğimiz zaman hüzünleniriz. Karadeniz'in güzel oyun havaları var. Zevkle, keyifle onu izleriz. Dediğim gibi çok zengin bir kültürümüz var. Yemekten tutun oyun havalarına. Köyden köye bunlar neredeyse tamamı değişir. Dolayısıyla bu zenginliğin hem yaşatılması hem korunması gerekiyor. Dolayısıyla demokrasi içinde bütün bu sorunları aşmak mümkün. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Hepinize yürekten teşekkür ederim.